Üste birisin daim kararsızlığımın, ya da elimin. Senden öğrendiklerimi sana geri verme zamanı baba. Canına yandığımın memleketinde babalarımız bize birkaç şeyi iyi öğrettir. Gibi. Bunu öğretti bana o oyunlarda. Kötü kralı cezalandırdı, yerine yeni kral geçebilsin. Kötü yöneticiler hadlerini bilsinler. Oğul rolündeki yeni yetmelerde heyecanlarına yenik düşmeden, iktidarın kanlı yollarında boğazlarına kadar kana bulanmış bir halde oğul rolünü oynamak için çok yaşlıyım. İnsanlık onurunu kurtarmak içinse kararsız. Ne önemli meselelerin içinde olabilirim onun yaptığı gibi, ne de kendime yetebilirim. O senin dünyana yabancı, sen onunki. Nefret de biraz böyle zaten. Yılların uzaklaştırdığı insanlara karşı hissettiklerim, zihninle acın arasındakiler, zulmün parçaları ama hep benim dışımda kalanlar, dokunabileceğimi sandığım her an bedenimden kaçanlar, bir şiire yerleşenler, bir tirakta yaşayanlar, bir sigara dumanında kala kalanlar. Gözlerimi kapatıyorum. Öldüğünü sanıyorum babamın. Yolun uzun diyorum kendime. Yine de hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Gözlerimi açıyorum. Hala yaşıyorum. Cumhuriyet balosundaki o çocuk haliyle dedemle birlikte pozum. Ondan nefret ediyorum. Bir ezberin içine düşmüşüz bir kere. Birisi illaki cinayet diye haykıracak. Oynayacağım canım. Yani içine düştüğüm şu sıfır noktasında babalarımızın medet umduğu yüce değerlere sığınıp rol icabı biriyle hesaplaşmak ya da zulüm icabı bir başkası olmak. Amma lüzumsuz, amma gudubet, amma lanet. Bazılarını da kabul etse öyle değil mi ya? Bir ülke pekala babasız kalabilir. Bir oğul da pekala evdeki babasıyla küs yaşayabilir. Ama yok. İlla ki anlaşılmayı bulacağız. İlla anlatının hoşçasına kaptıracağız kendimizi. Biraz yüzümüzü buruşturup, biraz sesimizi titreteceğiz. Birisi illa ki cinayetle haykıracak. Ama bu sefer taht boş kalsın diye oynayacak oyunu. Ya da öylesine. Sessizce evlere dağılmak için. Çıkışta bir bara uğrayıp iki tek atmak için, kız ya da erkek arkadaşımızla sevişmek için, yalnızlıkta ölmemek için. Birisi illa ki şerefi ikbal. Yeter! Hiç
Gecenin yarısı ne diye cinayet diye haykırıyorsunuz o zaman? Cinayet diye haykırma. O ses neydi peki? İsyan et dedim, isyan et. Gece gece neye isyan bu? Biz siz mi sığmadınız koca dünyayı? Hiç düşünmez misiniz bu evde uyuyan biri var mı? Konu komşunun seslere neler diye. Her gece her gece aynı sesler Cemal Bey. Hiç uyumuyorsunuz. Ya kendi kendinize şiir okuyorsunuz ya da sessiz sessiz konuşuyorsunuz. Dışarı çıkın da beyninize bir oksijen gitsin, gözünüzü seveyim. Şu halinize bakın, içmekten sapsını getirmişsiniz. Özde, beni dinlemen lazım. Senin fikirlerine ihtiyacım var. Evde bir katil. Hem de yan olarak. Nasıl? Hamdi Bey mi? Yok artık. Odasından çıkmayan, koltuğundan kalkmaya bile tenezzül etmeyen adam katil öyle mi? Evde otururken takım elbiseyle oturan adamdan katil öyle mi? Basmayan katil. Kim öldürdü? Anneniz bir ay önce uykusunda öldü Kemal Bey. Teyzeniz olacak Nefisa Hanım geldi. Kadın aklını karıştırdı. O da yüzünden gitti. Ne yüzünü düşündün peki? Vallahi her şey olabilir. Hamdi Bey'in rahmetli. Uçan kışında kaldı. İşte bütün bunların sebebi hep babam, annemin mutsuzlukları, benim başarısızlıklarımın sebebi hep yanımdaki o adamdı. Onun hakkında bir gerçeği öğrendim Nefise teyzem sayesinde. Şimdi artık ondan intikam alma zamanı. Sabah alın intikamınızı, gözünüzü seveyim. Tamamdır be, sen gel. Mürekler. Buyurun Kemal Bey. Artık bana baykel demeye alışsan. En azından burada. Tövbe yarabbi, kim kendine kel diye isim koyar? Sen koskoca Hamdi Bey'in oğlu ol, sonra git kel ol. Müjde, biraz ince. Kemal isminde vaatkar bir şeyler vardı. Benim artık vaatkar şeylere tahammülüm yok. Ben de sevmem pek vaatli şeyleri ama yarın öbür gün evlenseniz ne bileyim, adınız sorun olmaz mı? Tamam, iyi geceler sana. Sevgili babacığım, birlikte yaşadığımız günlerde bütün beğenilerim sana karşı duyduğum tepkiler doğrusu. Sen klasik Türk müziğinin boyunculuğu olarak niteledin. Batı müziğinin tepkini de sadece kapak çunu biçiminde gösterdiğin için ben her ikisini de sevmeyi görevlerken kültür hakkında öteki yargılar da pek iç açıcı değildi. Özetle çevrendeki her şeyi kesin çizgilerle ikiye ayırdın. Bu bakımdan da sana benzeten itiraf etmeliyim. Dünyada yalnız güzellerle çirkinler var. Bir insan ya akıllıydı ya da hatta senin gibi başını tutmasını bilemeyen bütün insanlar da akıllıydı. Sana benzemeyen kibar davranışlı insanlar da süperlikle suçlardı. Biz annemle ben sana itiraz ederdik. Fakat ben farkına varmadan senin orta yola fırsat vermeyen var. Thank you.
kıyamam sana yakışıklım. Senin gibi erkek görmemiştir şu dünya. Değil mi? Tamam. Özlüyor musunuz Müjde teyze? Özlüyor musunuz bu dünya? Acımız daha çok taze. Daha ne günleri vardı kadınların. Gerçi son zamanlarda birbirinize küstünüz ama olsun. Siz birbiriniz için yaratılmıştınız. Onca yıl süren bir evlilik, aslan gibi bir oğlan çocuğu. Gerçi oğlunuzdan pek bir aslanlık görmediniz ama atsan atılmaz, satsan satılmaz. Hani bir yıldır şeyde katil var, katil var diye. Çocuk gibi büyümemiş çocuk. Ha, katil de siz misiniz? Ay, neler diyorum ben. Diyorum ona biraz sessiz ol diyorum. Hamdi Bey rahatsız oluyor diyorum ama. Zonguldak'tan ilk geldiğim zaman hiç unutmam. İlk akşamüstü tiyatroya gitmek üzere hazırlanıyordunuz. Kravatınızı bağlayacaktınız. Ben de kapının kenarından hayran hayran size bakıyordum. Baktığımı gördünüz, yanınıza çağırdınız. Kravat bağlamayı biliyor musun dediniz. Bilmiyorum dedim. Kravatınızı attınız. Ellerim titreyle kaldım. Babamın kravat bağladığını hiç görmemiştim. Bağlamayı öğrettiniz. Oyunlara geç kalınmaz. En az yarım saat önce orada olmak gerek. O eski oyunlar yok artık değil mi? Sevgili Hamdi, bu yaşta sevdiğine mektup yazmak tuhaf. Seninle ilgili her şeyde biraz cesarete ihtiyaç duyuyorum. Nasılsın Hamdi? Son anıma gelmemen beni çok üzdü. Bir şey olmuştur dedim, yoksa gelirdim. Yaşadığımız dostluğun ne olduğunu biz biliriz ancak. Hamdi, son zamanlarda birkaç sıkıntıdan bahsetmiştim. Umarım mahallede olmak seni hala mutsuz etmiyordur. Ben de mutsuz oluyorum bazen. Çalışmaktan yorulduğumu hissediyorum. Sahnedeki hayat giderek bir yalana dönüşüyor. İnanmadığım bazı replikler kulağımı rahatsız ediyor. Sizin başınızda bir bakan var, bizim başımızda bir yönetmen. Ne olacak dersin? Bir gün kendi oyunumuzu oynayabilecek miyiz, ha? Bu sahne ilk açıldığında hepimizde bir umut vardı. O umudun ne olduğunu bilmiyordum. Ama mutluydum sahnede olmaktan. Hala Shakespeare'in tiratlarını okuyor musun oğlunla? Hı? Oğlunla tanışmayı çok isterdim. Değişiyoruz. Zaman, geçmiş ve şimdi arasındaki farkı her geçen gün acımasızca ortaya koyuyor. Zaman. Hamdi, korkuyorum. Dostların değişmesinden, sokakların değişmesinden, senin değişmenden korkuyorum. O eski günlerin tekrar yaşanamayacak olması Hamdi. Sahnedeyken bazı zamanlar yüreğime bir şey oluyor. Adını koyamadığım bir acı hissediyorum. Bir yandan orada olma sıkıntısı, bir yandan da başka bir yerde olmaktan korkma hali. En önde oturan birkaç adam görüyorum. Birkaç ciddi görünümlü adam. Alkışlıyorlar. Niye diyorum perde ederken, niye? Hiçbir karşılığı yok sözlerimin. Sanırım başka şeylere içerledim ondan. Sen de ciddi olurdun bazen. Değiştin mi? Hamdi. Beni unutma. Sevgiyle kal. Evet, adet olmasına adettir. Ama ben her ne kadar burada doğmuş, burada büyümüş de olsam, bu adete uymamayı daha şerefli buluyorum zaten. Zira bütün bu cümbüşler doğuda batıda söz getiriyor bize bütün milletlerden. Sarhoş diyorlar bize. Domuz diye kirletiyorlar milletimizin adını. Kazandığımız zaferler ne kadar parlak da olsa şanımızın özünü iliğini kemiriyor bu halimiz. Şu sıralar benim
benim için prova zamanı. Bazı şeyleri ekliyorum, bazılarını çıkarıyorum. Ekliyorum, çıkarıyorum, çıkarıyorum, ekliyorum. Bazısında bazının parçası kalıyor, bazısında bazının tortusu. Efendim, tabii bu parçalar birleşmeyi umuyorlar, anlaşılmayı. Sen de anlaşılmayı umdun elbette. Dünyanın başka bir pencereye açılabileceğini ummak suç olmamalı. Değil. Ama komik. Çünkü yenilik vücudumuzda değil de kimyası bozuluyor. Araya yıllar girince de umut yok oluyor. Ne günlerdi o günler. Sokağa çıkabildiğim, hayata karışabildiğim günler. Hayattan bir beklentim var. Ölümün bir anlamı var. Kavga var, kavga. Gerçi ben pek kavga edemezdim de. Yanmanda bir hayatı bir kere 43 yaşına kadar geldik. Shakespeare diye diye ömrümüzü yedik. Onun yüzünden eksik hayatımızı tamamlayamadım. Ah, ah. Ah Nefise'cim, canım kardeş. Şu hallere düşmeyi ben mi istedim? Ne tiyatro sevdasıymış bu? İçim yanıyor. Yaşlılığında da yüzü göremedim, gençliğinde. Ailemizin geldiği şu hali bak. Babası bir odada, oğlu diğer odada. Hem kendileriyle hem etraflarıyla tüm bağlarını koparmışlar. Biri hiç konuşmaz oldu, diğeri geceleri bile konuşuyor. Allah bin türlü belasını versin bu çekmeleri. Bir yuvanın mahzına neden olacak. Gençliğinde o oyunlara gittiği için oldu hep bundan. Münir ablacığım, elemlere düştün. Bak seninle beraber bizlere de bulaştı bu elem. Ortalık babasız çocuklarla dolu. Ama sen o eniştemden vazgeçme. Bak sana anlatacaklarım var. Bu söyleyeceğim büyük bir sır. Yıllardır seni üzmemek için sustum. Ama artık yeter. Ablacığım, tiyatro sevdalısı enişten bir oyuncu kadına aşıkmış gençken. Oyunlarına gide gele gide gele tutulmuş bu kadın. Kadın öldüğü için eniştemle olmuş. Yıllardır evinden çıkmayışı, Shakespeare oyunlarına gitmeyişi bu yüzden. Ah, bu kadın kaç katı beden bir daha olsa. Beni ise bir çiğ tanesini savun. Öz babanın bir katil olmasını kabul etmek kolay değil. Krallığında yas ihanesi, çocukluğun gençliği ve yaşlılığın yas ihanesi. Yaşama oyun ihanesi. Bencilliğine sahneler yap. O sahnelerde aileni terbiye etmeye çalıştım. Hiç unutmam bir keresinde gece gittiğimiz bir oyunda öksürdüm diye bir aileyle konuşmamıştım bir ay. Kendime dualar ver. Seninle ilgili ne varsa unutmaya çalıştım. Yalnızlık, rol. Beklemek, rol. Gerçeğe katlanmak, rol. Koca bir boş. Her şeyden soyutlanmış koskoca bir boş. Senin inandığın oyunlar o boşluğu terbiye eden azalar. Oyuna inanmak ya da inanmak. İşte mesele. Mesele yok. Mesele senin alfabe. Oyuna inanmakla en büyük suç işledim. Sonra bizi de inandırdın. Çıkamaz olduk sokağa. Yitirdik birbirini. Sen imzalarını attın devlet erkanında. Ben biçare sanatçı rolünü oynadım. Nürbetle birlikte seni o koltuktan men edeceğiz. Böylece kendime bir hayat kurabilirim. Belki yeniden yazmaya başlarım. Evlenirim belki. Bir çocuğum olur. Tiyatro yüzünden annene yaptıkların hesabını bir bir vereceksin. Onu anlatırma. Onu oyunlara götürme. Yıllardır izlediğim o oyunlara, o şırfıklı oyuncu arkadaşına, Shakespeare'e... Bense kendimi aradım da vurmuyorum. İşe yaramaz bir adam olmamla ilgili düşünmediğim şey kaldı. Ne yapabilirdim ki? Ne yapılabilirdim? Zihniyle yüreğin birbirinden ayrılmış böyle bir dünyada ne anlayabilir ki? Ben de vazgeç. Böyle kolay değil. Gerçekten vazgeçmek hiç kolay değil. Her
gece keşke diye diye yatağa girmek hiç kolay değil. Bilinç böyle korkak ediyor bizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal. Kendince büyük yiğit çatılışlar yollarını kaybedip bu yüzden bir iş, bir eylem olmak gücünü bitiriyor. Ama dur, bak güzel Ofelya geliyor. Peri kızı, dualarında unutma beni ve bütün günahlarımı. Cemal Bey yeter artık gözünüzü seveyim ya. Biraz sessiz olun, kandili rahatsız oluyor. Tamam. Yalnız yalnız etkin yüzünden böyle bir kişi olduğunu söylemiyor tabii ki. Bir fazlasıyla abartılar oldu ki bu abartıya yatkın üstün. Senin etkinden tamamen bağımsız yetişmiş olsaydım bile büyük ihtimalle senin gönlüne göre bir insan olamayacaktı. Herhalde en zayıf, ürkek, kararsız, huzursuz bir insan olan Robert Kafka veya Carl Hermann değil. Ama gerçekte olduğundan çoğuna farklılar. Ve birbirimizle mükemmel bir biçimde geçinebiliriz. Dostum, şefim, amcam, büyük babam, hatta bu daha iyi diyor. Israplı ruhum, dünyada var olamaz. Bir mesele, iki mesele, ayrımcılığa karşıyım, ayrımcılığa karşıyım. Üç mesele, dört mesele. Tiyatro yaşamalı. Yani ne bileyim, onun için daha akıl verenler mi var? Yani
Yani eskiden benimle ilgilenirler. Abi ilgilenmez o sonra. Sonra annemi aldattı ya. Bayağı aldattı yani. Peki yani bir yazar olabilirdim ben. Ya da oyuncu olabilirdim. Yazdıklarını beğenmedim. Ama şu halde ben sokağa çıkamıyorum, bu yerinden kalkamıyorum. Korkan biri oldum ya, böyle bir hayat kuramadım. O zaman? O zaman ne? O zaman dur ben anlatsın işte. Ben de fark etmiyor musun yani? Fark edilmeyecek gibi değil ki. Hem insan babasının karşısına çıkmak için oyun mu hazırlar Allah aşkına? Absürt müsünüz, nesiniz? Ya ne yapıyorlar? Şimdi, sizin babanızla geçmişte aranızda bir husumet yok. Var. Dayayın sırtınızı sahneye, dökülsün sebepler bir sahneye. Hem böyle göndermelerde bulundu, doğrudan böyle oldu. Bize iki kalmış. Gözlerinizi onun gözlerinden hiç ayırmayın. Onca yıl sonra ilk kez çıkıyorsunuz karşısına ne de olsa. Söyleyin derdinizi ama fazla abartmayın, inandırıcı olmaz. Doğduğu günde, bugün de tiyatronun amacı ne? Hayata ayna tutmak. İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek. Çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Sonra sorun olmadığı sebepleri nelermiş, neden annemizin ölümüne sebep olmuş, o sırada dünyada neler olup bitiyormuş, çağdaşları kimlermiş. Siz en iyisi babanızın elini öpün bir affetmek isterim. Merak etme. Babam anlayacak ona neden oynadığını. Nedenmiş o? Biz çocukken babamla oyunlar oynardık. Herkesin oynadığı oyunlara benzemezdi bizim birader. Shakespeare'in oyunları. Macbeth'ten, Hamlet'ten, Romeo ve Juliet'ten tiratlar ezberletirdi bana. Elimden tutar oyunları da götürürdü. Ama sonra götürmedim. O oyuncu kadınla yaşadıkları yüzünden de bilmiyorum. Sanki bir şey yok ama oyun bitti de. Herkese, her şeyle ilişkisini kesti. Benimle ilgilenmeyi de bıraktı. Babalıktan istifa etti anlayacak. Ama bu o kadar kolay değil. Benim için de ilk kez bir şeyler kaybederdi. Annemin ölümüne sebep olan adam, yan odada içi huzurlu huzurla elinde eteğini çekerdi. Nereden biliyorsunuz huzurlu olduğunu? Kaç yıldır görmüyorsunuz ki adamı? Bilirim ben onu, o da beni bilir, merak etme sen. Ne inatçı adamsınız ama intikam alacağınız kişiyi yanlış seçmişsiniz. Sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin? Bizim de bir aklımız var herhalde. Adam size ne yaptı? Ne dediğinizi ikiye etmiş. Siz de her isyanınızdan onu sorumlu tutuyorsunuz. Yok beni oyunlara götürdü, yok annemi aldattı. Ay böyle bari elle tutulur sebepleriniz olsun da Hamdi Bey de desin ki oğlum haklıymış desin. İşte bunları oynayın asıl. Oynamadığını nereden biliyorsun? Sen ne dersin bir kadınsın be? Biz de böyle doğmadık herhalde. Ben iki yıl bir tiyatro topluluğuyla çalıştım. Ayrıca benim öykülerim ve şiirlerim var. Ne oldu onlara? Kuşlar yedi. Peder Bey GBT sırtını dayayıp oyun gezerken biz sokaktayız. Hayallerimiz vardı hanımefendi. Babam mı sana yine kafam dedi? Babam mı sana hayallerini unut dedi? Yapma lan hikaye yapma. Sen seçtin kendini. Şimdi de sızlanıp duruyorsun. Evet babam yüzünden hayallerimi söylemişti. Pek hayallerden bir şeyler olabilir. Ama bir gün olsun görmedi. Görmek istemedi. Güce kalktı o güce. Adam oldu mu nasıl mutsuz oldu? Dilekçelerin üstünden başı devletle beladan hiç kurtulmadı. En azı şu olayına ben şahidim. Siz ne yaptınız? İki kere mahkemelik oldunuz. Babanızla aynı sebeplerden mi yoksa anarşiden mi? Yok, içtiniz. Sus artık! Zaten senin gibilerden korkmadı. Gizli gizli hayatımızı dikizlersiniz. Bir açımızda bulunduğunda kapaklanırsın sana. Bize hikayenin sorulmazsa olacağı budur. Günay geldi ve sizin yakarışlarınızdan çok meraklıyım sanki sizin anlattıklarınızı dinlemeye. Ne yaptınız kardeşime? Ne yaptınız? Yeğenime ağlama böyle hesap sorarlar işte. Her deyimin perde kaldı. Her deyimin perde kaldı. Ne değişti ha? Ne değişti? Sizin yüzünden değişmedi. Bu iktidar senin, bu iktidar benim peşinden koşup durduğunuz ve evlenmek, çocuk yapmak, soru sormamak sizin vazifeniz oldu. Ben inandım. İnandığım insanlar babam gibi çıktıysa suç beni mi? Baba benim değil mi? Hesap soracağım işte. Anam ne hali varsa gör babanı. Geceye senin yüzünden uyku uyuyamıyorum be. Yok güzel Ofelia, yok piriler sultanı, yok ıstıraplı ruh. Hay ruhu nasıl?
varmış aranızda? Ben bu evin değil. İşine geldim Elin değilsin. İşine geldim Hürmet, gel oyun oynayalım. Oynamıyorum! Ben de! Annem dedi, ben hiçbir şey hissetmedim.
Bu akşam eniştenler bıraktı bizi eve. Hava buz gibi soğuk, içimi titrediğini hala hatırladım. Önümde bir kalabalık babamın arkadaşları toplaşmışlar. Karanlık yüzleri seçilmiyor. Yenge dediler. Yenge sen de bir otur. Bir insan bir günde 10 yaş alır mı? Alır. Annelere çöktü, başını toprak bırakmaya başladı. Dört bir yandan kadınlar koştular geldiler. Annem aklını kaçırdı sandım. Oysa annem küçük altında kalmaya çalışıyordu. Babamın ölümünü taklit ediyordu. Bense boynuma büküyordum. Tiyatroda kral ne kadar temiz ölmüştü. Oysa babam pis içinde, pis içinde görmüştü. Hissediyor musun? Seslerini duyabiliyor musun? Ellerindeki nasırı, yüreğindeki azabı anlayabiliyor musun? Bu taklit biraz olsun ışık tuttu mu sana? Kendini yokladın mı, değiştin mi? Hayır, yemin etme. Varlığın bana sevinç veriyorsa da sevinç duymuyorum bu geceki anlaşmadan. İlk çabuk birden düşünüp taşınmadan oldu. Daha çaktı demeye fırsat kalmadan yanıp sönen bir şimşek gibi. Tatlım, iyi geceler. Bu sevgi tomurcuğu yazın olgunlaştıran nefesiyle güzel bir çiçeğe dönüşecek öbür görüşmemizde. İyi geceler, iyi geceler. Yok saymaya değer bir adım yok. Senin elinde, senin ailenle birlikte büyüdüm. Sana babalık yapmayan tatlı bebeğin kızı yerine koydu. Ne kadar üzüldüğünü, dilekçelerden yazdığını anlatmıştım adetini koşullar yüzünden. Münir'in teyze olmasaydı bu deliler eline gelir miydi? Hayatımın iki yolu seyrettim. Bugün de babam öldü. Daha oynamaya gitmem. Mürvet, hadi gel, prova yapacağız. Tamam Kemal. Pardon, Bay Kel. Thank you.
Başladık. Dışarısı çok kalabalık. Caddeyi geçtim, tam bizim sokağa döneceğim. Baktım sokağın başında iki tane polis arabası. Her yeri tutmuşlar. Ne oluyor diye bir gideyim bakayım dedim. Gidelim dedim. Hayrettin Bey'in karşı komşusu adam öldürülmüş. Biri cinayet diye haykırıyor. Nur Bey, şu an başka bir şeye bakıyorum. Hareketlere yön veren ruhun söyleyecek sözleri bitmedi daha. Yürek dayanmaz. Yürek dayanmaz gördüğünün acı çekmesine. Vicdanıyla dolmuş, taşmış beden. İnsan bir kere bu bataklıkta doğmuşsa, bir kere. Anne. Annemin hayali. Anne! Anne! Nasıl? Ne yapayım? Ben yapayım. Proje bunlar. Yani bol konsantrasyon, bol çalışma. Tamam, uzun süredir dışarı çıkmıyoruz ama hislerini de kaybetmedik herhalde. Ah Nurbet, hesaplaşacak o kadar çok şey var. Kendinle çok ilgilisin. Pardon? Sen kendine iyi gelmemişsin belli. Bu oyunda sadece senin duyguların var. Duygularına bir karar aldırtamazsın babana. Duyguları harekete geçirecek başka bir şey olmalı. Onun cevap vermesini sağlamalı. Allah aşkına Nurbet. Bana cevap vermeye yüzü var. Hem ne diyebilir? Siz bu boşa arayışlarınızla ona ne diyebilirsiniz ki? Aramakla bulacak neler var bir bilsen. Ömrünü bir hiç uğruna yaşamış kimler var bir bilseniz. Seni mi kastediyorsun? Ya da ben. Bu böyle olacak. En iyisi rüyayı yatmak. Bu gece ikimiz de rüyayı. Siz Hamdi Bey'i düşünün, çocukluğunuzu falan aklınıza getirin. Ben ikinizi birden düşüneyim. Sabah kalkınca hatırladıklarınızı yazarız. Sonunda güzel bir oyun çıkar. Ama saçmaladın ha. Bu öyle olmaz. Küçük şeyler bulmalıyız. Detaylarda bulunuyor o zenginlik. Şeytan ayrıntıda gitti. Anladın mı? Aa, size gizli kastetinden okuyun. Birbirine kazık atmış bir hali insan haberi var. Sonra bol bol cinayet haberi var. Patronu boğazlayanlar, intihar eden kadınlar. En iyisi ben ölüm haberlerini keseyim keseyim bir köşede biriktireyim. Gözlerinize inanamazsınız. Nasıl da belirsiz yüzler onlar. Anlık şeyler. Dilimizde olup gidiyor. Adam daha dün elinde poşetleriyle evine geri dönüyordu. Nasıl da hızlıca iş bitiriyorlar. Tamam tamam, bir an önce bir şeyler bulmamız lazım. Şu kral oyununa geri dönelim bizim en iyisi. Şimdi bu kral da tıpkı babama benziyordu. Tıpkı onun gibi bu kralında bir takım kuralları vardı. Sanat yüce bir araç olmuş. Sanatçılar sarayında hiçbir zaman eksik olmaz. Bir gün çok kötü bir şey yaptı bu kral. Ne yapmıştı? Oğlunu zindana kapattı. Kimseyi de görüştürmez oldu. Zavallı oğlu açlık ve yalnızlık içinde büyümeye başladı. Sonunda insafa geldi kötü kral ve oğlunu serbest bıraktı. Sarayda olup bitenlerden bir haber oğul, bir perdenin arkasına saklandı. Gözlerime inanamadım. İnsan inanmak istiyor ama hayal gibi, gerçek olamayacak kadar gerçek. Gözlerini kapatıyorsun, nefesini tutuyorsun, öldüğünü sanıyorsun. Ama yok, yolun daha uzun, ileri. Ne tuhaf. Ama işte kelimeler giriyor işin içine. Her şeyi açıklama ihtiyacı doğuyor. Hem de şiirsel bir dille yapmak lazım bunu. Zil takıp oyna kendi iç dünyanda, ey seferat. Kurtulmam lazım. Bak böyle şeylerden kurtulmam lazım. Yani daha sessizce anlatmayı becerebilmeliyim. Bakışlarını kullanabilirim. Tabii ya, bakışlarını kullanayım ben. Babam bir keresine bana böyle bak. Yavaş yavaş uzaklaşıyoruz oradan, gözlerimizi çekiveriyoruz. Oysa o orada hala öyle yatıyor, böyle taş gibi. En iyisi rolleri değişir. Sanki ben kalmışım da o benim oğlum. Ya da ikimiz kardeşmişiz de ben onun yerine tahta geçecek. Tamam. Ama yeni bir selamlamam olmalı. Bak bak, buldum bak bak. Yeni bir selamlama. Ne uzaktan bak. Mesafe. Yeni kral da kötülük yapacak işte. Nereden biliyorsun? İyilikten doğar kötülük. Düşünce yanıltıcıdır çoğunlukla. Kötülüğe merhem olduğunu sanır düşünce ama aslında gün boyu kendi kendisiyle ilgilenmiştir. Efendim? Bazen yediğiniz yemeklerden, içtiğiniz biralardan mutfak tezgahı birikirdi. Hangi Bey'in gömlekleri de dağ gibi olur. Ne yapacağım diye başlardım diye. Oysa düşüneceğimi yapsam bitecek. Ama yok, ben sizi, Hamdi Bey'i, kendimi, geçmişi düşüne düşüne akşama bulurdum. Akşamın sonunda da içinde bir haklık, bir huzur. Sanki dünyaya iyi gelmişim, sanki bazı şeylere merhem olmuşum. Ama yok, dünya aynı dünya. Bulaşıklar da duruyor, gömlekler de. Onun için fazla düşünme Kemal Bey, yarın sonunda bir oyun bulmak lazım. Biz ne yapıyoruz burada? Perdenin arkasında bir haber olana bitene bakıyorsunuz. Nurbet, başladın yine. Bir
günde iki kere alışverişe çıkınca perdenin önüne geçmiş olmuyorsun hanımefendi. Ayrıca hepimizin bir rolü var bu dünyada. Hepimiz bir rolü oynamak için geliyoruz. Ya da suçlamak için. Çocukluğunla ilgili her şeyi elinden alan bir adamla 43 gün aynı yerde yaşayınca suçlamak kelimesi az kalıyor Mehmet Hanım. Siz benim gerçeklerimi yaşamadınız. Ne yani? Hepsi babanızın suçu muydu? İçmeleriniz, başarısız oyunculuğunuz, içip içip mahkemeleriniz... Sus artık sus! O Nefise var ya, Hamdi Bey'e aşıktı.
Hamdi Bey ona yüz vermedi diye onun oyuncu kadınla olan ilişkisini gitti annenize anlattı. Bak sen şu Nefise'ye. Sen nereden biliyorsun bunu? Oho! Ben de daha neler var bilirseniz. Siz halkı küçümseyin de. Siz onca yıl kullanırken ne eğlenceler, ne oyunlar kaçırdınız. Vallahi kaçırmışız ha. Ben de bu Nefise teyzen niye her cuma gecesi kocasıyla yemek yiyeceğine bize geliyor diyor burada. Shakespeare'e kolay mı yapsa? Bu kadar kolay mı? Bir saatinden anlatıyorum adam bana, ne diyorsun? Ama öyle kolay değil yani Shakespeare'den kurtulmak. Ben de en iyisi şöyle bir şey yapalım. Tam oğul ölmek üzeredir, tamam. Böyle tahta doğru uzanır, tam tahta ulaşacağı sırada birden seyirciye döner. Bundan sonrası sessizlik. Nihayet. Türkiye'de yazar olarak hayata kalabilmek için kendini bir odaya kapattıktan sonra yazarlığa içimizden geldiği gibi yazmanın toplumdan, devletten, milletten gizlice yapılması gereken bir iş olmasına babamın babamına bakarken artık isyan ediyordum. Belki de en çok bu yüzden babama yazarlığı benim kadar ciddiye almadığı için istiyordum. Aslında babama benim gibi bir hayat yaşamadığı, hiçbir şey için küçük bir çatışmayı bile göze almadan toplumun içinde arkadaşları ve sevdikleriyle gülüşerek ve mutlulukla yaşadığı için kızıyordu. Ya çöplenmekler gözüküyor. Olsun, renk oluyor böyle daha yakınca. Ay, ne mi diyeceksiniz? Evet, sesle perse yaptığınız yol. Ben şeyi kozulayım. Ve koyalım. Babama doğru çevirmiş herhalde. Evet. Tamam, hazır mısınız? Çağırıyorum. Hamdi Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Buyurun. Şimdi biz Kemal Bey'le size küçük bir oyun hazırladık. Oyun hem eğlendirici hem düşündürücü. Oyunla ilgili bilgi vermemi ister misiniz? Yok, tabii ki istemezsiniz. Hadi gelin artık, korkmayın. Korkmuyorum. Hazır olmasını bekliyorum herkese. Hazır. Oturdun mu? Oturdum, oturdum. Cinayet! Annenin ölümünden siz sorumlusunuz kralım. Annenin ölümünden siz sorumlusunuz kralım. Buyurun kralımız. Kralım lütfen önce beni dinleyin. Kaç yaşındaydın burada baba? Altı mı yedi? Neler yaşamayı bekliyordun bu hayattan? Sanırım o anda. Flaş patladığında yani. Sen de hayatının geri kalanını kabullenmeye başlamışsın. Aslında o flaş ikimizin hayatında da patladı baba. Hatta nübetin hayatında da. Ben seni baba olarak kabul edemedim. Hep gerçek bir baba oğul olmayı düşündüm. Sense hep uzak durmayı tercih ettim. Nasıl bir oyun oynayacağımı bulamadım maalesef. Sanırım seninle çok fazla oyun oynadığımızda.
Biz eskiden seninle oyunlar oynardık çünkü. İnsan bunca yıldan sonra ne söyleyeceğini bilemiyor. Parçalar etrafa dağıldı. Ama bu fotoğrafı neden sakladığımı bilmelisin. Çünkü bu fotoğraf sana babandan kalmış. Redingot giyen adamlar, tayörleriyle dört bir yanda sallanan kadınlar, tesis edilen hayatlarınız, mazisiz, eksik, yarım kalmış bir hayat. Fotoğrafta olan kadraja giren nice kalınlık. Hepiniz kadrajın dışına taşmışsınız. Malum geçmişin izleri olmadı bu. Ve balondan çıkarken size yakalanmış olmalısınız. Bir fotoğrafta bir halk yetişir mi baba? Çocukken hep bu fotoğrafta saklanılacak, kaçılacak bir yer varmış gibi gelir bana. Sanki büyüyünce ben de sessizce bu fotoğrafın bir yerine ilişecekmişim gibi. Büyümek biraz da balada olmak gibi. Nasıl zor biliyor musun baba? Kafasına şapka takmış bir şekli bir sebebi. Sen babanı suçla diye yani ama
Baban kalkacak yerinden. Şimdi sıra sende. Oturacak mısın koltuğa? Oğlum, oyunlar özür de diler. Oyunların içindeki babalar da özür diler. Babalarıyla kavgaya tutuşmuş tüm şairler ve yazarlar adına özür dilerim senden. Şimdi ne yaparsın bilmiyorum ama sana bir tavsiyem var. Sokağa çık. Yavaş yavaş, küçük adımlarla çık bu sahneden. Not. Adil bir baba yoktur oğul. Adil bir dünyada babaya ihtiyaç olmadığında. Thank you.